Valla konuşmalara baktığınız zaman konuşmalar iyi. Konuşmalar iyi. Ama konuşmaların yine sonu gelip bağlandığında yine iş çatışmaya gidiyor. Yine işi çözümsüzlüğe götürüyorlar. Ben şeyi de söyleyeyim. Doğu Perinçek açıklama yapmış yeni. Sayın Devlet Bahçeli PKK'nın elini sıkıyor. DEM Parti'nin elini sıkmak PKK'nın elini sıkmaktan farksızdır demiş. Peki Doğu Perinçek'in kendisi gitti dağda ellerini sıktı. Öyle karanfiller yani. Verdi. Ben aktarayım gazeteye. Yok hayır verdi. Şimdi hani neyi nereye koyarak açıklayacağız? Ha Süleyman Demirel'in ünlü cümlesi ışıklar içinde uyusun. Dün dündür, bugün bugündür. Hayır, güvenlik meselesine genelde MHP, İşçi Partisi, evet, İşçi Partisi genelde hep aynı yerde dururlar ya. Burada bir farklılık var. Bahçeli'nin şey asıl bence bütün Oğuz'un konuşması içerisinde ancak en büyük vurgu bana göre bu. Burada bir strateji belirlemiş. Doğaçlama olmayan davranışım diyor. Yani bunun üzerine oturduk diyor. Konuştum. Karargâhta konuştuk. Biz diyor bunu kararlaştırdık. Ben diyor bunun sonucu olarak gittim. Elimi öyle uzattım, ona diyor elimi sıktım. Peki şimdi neden? Bu doğru bir davranış. Bak şimdi bu davranış doğru bir davranış. Ama yani birkaç hafta önce kapatılsın diye Anayasa Mahkemesi de bir sürü şeyler. Tamam işte bak onu söylüyorum. Şimdi eğer siyasetçi şöyle söylüyorsa efendim ben bunu böyle söylerim yarın da ama ben bunun tam tersini söylerim dediğiniz andan itibaren bunun adına ben şark zihniyeti diyorum. Zaten bizim başımızın en büyük belası budur. Kardeşim en büyük belası budur. Dolayısıyla bu davranışlar halk olarak yani bizde başta ben olmak üzere ne uyandırıyor? Güvensizlik uyandırıyor. Son dönem Türk siyasetine bakıyorum. Tabii ki 5-10 kişiyi kenarda hariç tutuyorum mecliste. Arkadaş her alanda bir liyakatsızlık egemen zaten. Bir liyakatsızlık egemen. Tutuyor sen ben bizim oğlan diye bakıyorlar. Atamaları, şunları, bunları, her şeyleri, kadrolaşma falan öyle bir tuhaf hale getirdiler. Gittikçe de niteliği düşüyor bizim siyaset dünyamızın ve siyasetçilerimizin. Şimdi Hatimoğulları söylüyor. Hatimoğulları mı, Hatimoğulları mı? Hatimoğulları doğru söyledim. Efendim diyor ki DEM zaten Türkiye Partisi. Sayıyor nitelikleri. Şimdi PKK meselesini unutsak söylediklerine hiç kimsenin bir itirazı olamaz. Söyledikleri. Bütün bunların hepsi bunlar olmalı. Şimdi hanımefendinin bugün söylediğini 2003'te, 2004'te ve hatta 2002'de AKP'nin mensupları da aynı cümleleri söylüyorlardı. Aynı vurguyu yapıyordu. Çözüm geri dönsek baksak evet. Sonra 2013'e gideceğiz çözüm süreci. İşte yeniden bir öyle bir fotoğraf değil belki ama yeni bir çözüm süreci mi var kapıda diye konuşulan şey bu zaten. Bakın ben onun adına çözüm süreci... Birazdan Nevzat da cevap verir. Bak ben onun adına çözüm süreci demiyorum. Ben onun adına ne diyorum biliyor musun? Türkiye'yi selamete ulaştırma projesi süreci diyorum. Onu unutsunlar. Adını öyle koymak şey değil. Eğer biz bu coğrafyada işte 101. yılına gelmiş bu Cumhuriyet bütün sıkıntılarına rağmen... Hala bu sınırlar içerisine, bu siyasal sınırlar içerisine, kültürel sınırdan söz etmiyorum. Bu siyasal sınırlar içerisinde bütün siyasi parti mensupları bu ülkenin yaşamasını istiyorlarsa ve yaşatılmasını istiyorlarsa oturacaklar. Bu yalnızca bir Kürt etnik kimliği üzerine çözüm süreci değil, bu ülkenin sorunlarının çözüm süreci. Bunun üzerine herkes gelip ortak bir paydada birleşmeli. Yoksa siz bunu kompartımanlara ayırarak bakarsanız bu işin içinden çıkılma olasılığı 100 üzerinden 0. Çıkamazsınız ki. Çıkamazsınız ki. Orada ortak payda bu ülke olmalı. Ortak payda demokratikleşme, ortak payda hukuk devleti, ortak payda ekonomik değerlerin hakça eşit olarak üleştirilmesi meselesi olmalı. Ve tabii buna bağlı olarak işte eğitim, öğretmen, sağlığa kadar bütün hepsini alt alta koyarız. Ama alt alta koyduğumuz zaman tamamı sorunlu. Tamamı sorunlu. İfade özgürlüğü başta olmak üzere. Nasıl başa çıkacaksınız? Siz örnek işte diyelim ki demin söylediği ya da kurmayların söylediği şekliyle işte Kürtler kültürel haklar, özellik, özgürlük falan. Bir bölümüne verdiniz. Bir bölümünün değil ki sınırları içerisinde yaşayan bütün etnik kimliklerin problemi bu problem eğer vatandaşsak. tanımı, vatandaş tanımı hala geçerliyse, millet olmak hala geçerliyse ortak çözüm için işte sizi biz meclise gönderdik, itişip kakışın diye göndermedik ki kardeşim. Çıkıp çok güzel salı günleri çıkıyor, kitleye konuşuyor. Oradaki milletvekilleri de parti başkanı onların isimlerini yazarak şu karşılık bu karşılık. Milletvekili seçtirdiği için bir sonraki dönemi de garanti edebilmek için ne söylerlerse söylesinler taparcasına ayağa kalkıp alkışlıyorlar. Şimdi buradan bir yere çıkamayız ki. Çıkamıyoruz zaten. Çıkamıyoruz. Oradan konuşmada herhangi bir milletvekili kaldırıp bir dakika Sayın Genel Başkan dur yanlış söylüyorsun diyebiliyor mu? Bunu diyemediğin sürece bu kayıkçı kavgası devam eder gider. Bak bir şey daha söyleyeyim o konuda. Bak 3 meslek var İpek. Strateji derslerinde anlatırdım. Bak 3 meslek var. Bunlar bizim hayal dünyamızı tetikler, genişletir. Nedir 3 meslek? Birisi mimarlık, birisi sinema, üçüncüsü moda dünyası. Lütfen rica edeyim sizden. Şöyle bir düşününüz. Mimari dünyada Mimar Sinan'ı geri alın kaç yüzyıl önce yaşamış. Dünyanın yahu şu Türkiye'de falanca mimarın yarattığı şu stil Madrid'de taklit edilmiş olsun. Bir tane örneği yok. Sinema dünyamıza bakın. Aynı şekilde ne senaristlerimizde falan filan bak hiç çıkmıyor. Tamam ödül alıyorlar mı alıyor. Onları öyle söylemiyorum. Üçüncüsü moda dünyasına lütfen bir bakar mısınız yani? En modacınız şöyle bir şey söylüyor. Şalvara ben ayrı bir yorum getirdim, çağdaşlaştırdım. Ne yaptın baba şalvarı? Efendim diz kısmına düğme koydum. Gerek yok bizim Siverek'te hepsini gergede hepsi var onların. Görmemişler onları. İşte ben de onu anlatıyorum. Gündelik hayatta hepsi var. Efendim ben de onu anlatıyorum. Bin dallıya bilmem ne. Ya bin dallı diyorsun. Delirdiniz mi siz? Bu ülkenin kültürü o kıyafet. Ne yaptınız kardeşim? Şimdi bunlar olmayınca bizim düş dünyamız geliyor. Sebebini söyleyeyim. Bir, biz kopyacı bir milletiz. Kopyacılık en kolaycı. Kopyacıyız. Çünkü bütün yaptığımız şey ne biliyor musun? Tabii. Söylüyorum işte önünde yaratıcılığını tetikleyecek bir şey yok. Şimdi mimari Fikirtepe'yi yıktı binalar ya. Rica edeyim bir dolaşsanıza Fikirtepe. Vallahi hocam ben bugün Sabiha Gökçen'den geldim. Fikirtepe bir rezalet. O bir semt haline soktular. İnanılmaz. Yüksek yüksek binalar. Efendim nefes alamıyorsun sokakta. Ya böyle bir zırvalık olur mu işte diyorsun hani Viyana'ya gidiyorsun, Budapest'e gidiyorsun. New York'ta dolaşırken yüksek binaların arasında dolaşırken mutlaka gökyüzünü görürsünüz. Bakın. Ama mesela burada o gökdelenlerin şey arasından baktığında gökyüzü göremezsin. Ya yok öyle. Edison benim programımdaydı. İşte biliyorsun Norveç'te yaşadı işte akademik çalışmalarını yaptı. Ne anlattı benim programımda? Dedi ki şöyle bir yasa var. Herkesin güneş hakkı vardır ve binalar konumlandırılırken arkadaki hiçbir binanın güneşini önündekiler kesemez. Şöyle diyorsun sen, güneş de bir. İşte şöyle.